Türkiye, savunma sanayisinde adeta bir devrime imza atmaya devam ediyor. Tayfun ve Cenk füzeleriyle dünya sahnesinde gücünü gösteren Türkiye, şimdi de kıtaları aşacak yeni bir balistik füze projesi üzerinde çalışıyor. Bu proje, sadece Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda dünya dengelerinde de önemli bir değişime neden olacak. Çünkü bu yeni balistik füze, en az 2500 kilometre menziliyle birçok ülkenin korkulu rüyası haline gelecek. Türk mühendislerinin ve savunma sanayisi uzmanlarının özverili çalışmalarıyla ortaya çıkan bu yeni proje, Türkiye'nin askeri kabiliyetini çok daha üst bir seviyeye taşıyacak. Artık Türkiye, sadece bölgesel bir güç olmanın ötesine geçerek, küresel bir askeri güç olarak anılacak. Bu füze, Türkiye'nin savunma doktrininde köklü bir değişikliğe işaret ediyor. Artık Türkiye, herhangi bir tehdit karşısında sadece savunma değil, aynı zamanda caydırıcı bir güçle karşılık verebilecek. Düşünsenize, 2500 kilometre menzili olan bir balistik füze, Türkiye'nin hem doğu hem batıda çok geniş bir coğrafyada etkili olmasını sağlayacak. Bu füze, düşman unsurlarını çok uzaktan, henüz Türkiye sınırlarına bile yaklaşmadan etkisiz hale getirebilecek. Bu durum, Türkiye'nin stratejik önemini daha da artırıyor. Artık Türkiye, sadece bölgesel bir aktör değil, küresel bir güç olarak daha da fazla dikkate alınacak. Bu yeni balistik füze projesi, Türkiye'nin savunma sanayisinde ne denli hızlı bir ilerleme kaydettiğini de gösteriyor. Birkaç yıl önce bu tür projeler sadece hayal edilebilirdi. Ancak bugün, Türkiye bu hayali gerçeğe dönüştürmek üzere. Tayfun ve Cenk füzeleriyle başlayan bu süreç, şimdi daha büyük hedeflerle devam ediyor. Kıtaları aşacak bu balistik füze, Türkiye'nin teknoloji ve savunma alanındaki başarısının en somut kanıtı olacak. Türkiye'nin bu projeyle elde edeceği avantajlar sadece askeri anlamda sınırlı değil. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alandaki diplomatik gücünü de artıracak. Çünkü bu tür stratejik silahlar, ülkelerin sadece askeri değil, siyasi kararlarını da etkileyebiliyor. Türkiye, bu balistik füzeyle caydırıcılık gücünü artırarak, bölgesinde ve ötesinde söz sahibi olmaya devam edecek. Bu yeni proje, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık hamlesinin de bir parçası. Türkiye, kendi teknolojisini geliştirerek, dışa bağımlılığı minimuma indirmeye kararlı. Kendi balistik füzelerini üreten bir Türkiye, savunma sanayisinde kimseye muhtaç olmayacak. Bu bağımsızlık, Türkiye'nin güvenlik stratejilerinde daha esnek ve güçlü olmasını sağlayacak. Balistik füzelerin en önemli özelliklerinden biri de, çok çeşitli başlıklar taşıyabilme kapasitesidir. Bu yeni füze projesi de, Türkiye'nin elindeki teknolojik imkanları en verimli şekilde kullanarak farklı başlıklarla donatılabilecek. Böylece hem savunma hem de saldırı kabiliyetleri açısından Türkiye'ye büyük bir avantaj sağlayacak. Bu durum, Türkiye'nin askeri operasyonlarında daha esnek ve etkin olmasını sağlayacak. Bu füze aynı zamanda Türkiye'nin müttefiklerine de büyük bir güven verecek. Türkiye, bölgesinde ve ötesinde barışı koruma misyonlarına liderlik ederken, bu balistik füzeyle caydırıcı bir güç olacak. Dost ve müttefik ülkeler, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerine daha fazla güvenerek, ortak savunma stratejilerinde Türkiye'ye daha fazla yer verecek. Ayrıca bu yeni balistik füze projesi, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatında da önemli bir yer tutacak. Türkiye, bu teknolojiyi sadece kendi güvenliği için kullanmakla kalmayacak, dost ve müttefik ülkelere de bu füze teknolojisini sunabilecek. Bu da Türkiye'nin savunma sanayisindeki küresel pazar payını daha da artıracak. Artık Türkiye, sadece askeri anlamda değil, ekonomik anlamda da savunma sanayisinde dev adımlar atmaya devam ediyor. Sonuç olarak, kıtaları aşacak bu balistik füze projesi, Türkiye'nin savunma stratejilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Türkiye, bu projeyle sadece savunma değil, aynı zamanda caydırıcı bir güç olarak da dünya sahnesinde yerini alıyor. Bu proje, Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejilerinde kritik bir rol oynarken, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin de bir simgesi olacak. Türk savunma sanayisinin bu dev projesi, Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken, Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serecek. Bu füze, Türk milletinin hiçbir zaman pes etmeyeceğini, her zaman daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağını tüm dünyaya gösterecek. Bu gurur hepimizin. Bu kıtalar arası balistik füze projesi, Türkiye'nin gücüne güç katarken, dünya genelinde dengeleri de değiştirecek. Artık kimse Türkiye'yi görmezden gelemez. Türk savunma sanayisinin başarıları,
sadece teknik birer ilerleme değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin bir yansımasıdır. Her bir füze, her bir silah sistemi, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma iradesinin, kimseye boyun eğmeme kararlılığının bir sembolüdür. Ve bu balistik füze projesi, bu iradenin en büyük simgesi olacak. Düşünsenize, Türkiye'nin bu balistik füze teknolojisiyle bölgede ve dünyada caydırıcılığı ne kadar artacak? Artık Türkiye, sadece savunma amaçlı değil, gerektiğinde stratejik hedeflere de ulaşabilecek bir güç olacak. Bu, Türkiye'nin sadece askeri anlamda değil, aynı zamanda diplomatik anlamda da elini güçlendirecek. Hiçbir ülke, bu gücü göz ardı edemeyecek. Türkiye'nin caydırıcılığı, bölgesel sorunlarda ve küresel meselelerde masada daha güçlü bir pozisyon almasını sağlayacak. Bu balistik füze projesi aynı zamanda, Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik kabiliyetlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu da gösteriyor. Yüksek hassasiyetle hedef tespiti yapabilen bu füzeler, teknolojik altyapısıyla dünyadaki benzerlerinden geri kalmayacak, hatta onları geçecek. Türk mühendisleri, bu projede gösterdikleri üstün başarıyla dünya sahnesinde parmakla gösterilen uzmanlar haline gelecek. Ancak bu sadece bir başlangıç. Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde ulaştığı bu seviyenin ardından, daha da ileriye gitme hedefi var. Türkiye, Tayfun ve Cenk füzelerinden sonra şimdi de 2500 kilometre menzili aşan füzelerle çok daha geniş bir coğrafyada etkin olmayı hedefliyor. Bu projeyle, sadece bölgesel değil, küresel ölçekte caydırıcı bir güç haline geliyoruz. Bu, büyük bir adım ve Türk milletinin yıllardır beklediği büyük bir zafer. Ayrıca bu projenin sadece askeri değil, ekonomik etkileri de büyük olacak. Türkiye'nin savunma sanayisindeki bu atılımı, yerli üretime olan talebi artıracak ve binlerce yeni istihdam alanı yaratacak. Bu sayede Türk ekonomisi, savunma sanayisi odaklı büyümeye devam edecek. Bu projeler, Türkiye'yi sadece savunma alanında değil, teknoloji ve sanayi alanlarında da dünya ligine sokacak. Bu balistik füze projesi aynı zamanda, Türkiye'nin uluslararası arenada daha etkin bir oyuncu olmasına katkı sağlayacak. Artık müttefik ülkeler, Türkiye ile işbirliği yapmanın ne kadar kritik olduğunu daha iyi anlayacak. Türkiye'nin savunma sanayisindeki bu hızlı gelişim, diğer ülkeleri de etkileyerek, Türk teknolojisine olan ilgiyi artıracak. Bu ilgi, savunma sanayisi ihracatımızı da yukarı taşıyacak. Projenin bir diğer önemli noktası ise, Türkiye'nin bu projede tam bağımsız bir şekilde hareket etmesi. Yani dışa bağımlı olmadan, tamamen yerli kaynaklarla bu füzeleri üretmek büyük bir başarı. Bu, Türkiye'nin uluslararası alanda daha özgür hareket etmesini sağlayacak ve dış baskılara karşı daha dirençli hale getirecek. Tarih boyunca bağımsızlık için savaşan Türk milleti, şimdi de teknoloji ve savunma alanında bağımsızlığını ilan ediyor. Bu füze, sadece bir silah değil, Türkiye'nin bağımsızlık sembolü olacak. Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğinin, daima kendi gücüyle ayakta kalacağının en büyük göstergesi olacak. Son olarak, bu balistik füze projesi, Türkiye'nin geleceğe dair vizyonunu da ortaya koyuyor. Türkiye, sadece bugünün sorunlarına odaklanmıyor. Aynı zamanda geleceğin ihtiyaçlarını da şimdiden karşılamak için büyük adımlar atıyor. Bu füze, gelecek nesillere bırakılacak en büyük miraslardan biri olacak. Türk gençleri, bu projelerle büyüyecek, kendi mühendislik ve teknolojik başarılarıyla dünyaya meydan okuyacak. Türkiye'nin bu balistik füze projesi, bir milletin kendi gücüyle neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek. Türk savunma sanayisi, bu başarılarıyla milletimizin göğsünü kabartmaya devam edecek. Unutmayalım ki bu başarılar, sadece birer askeri zafer değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin birer kilometre taşıdır. Bu gurur hepimizin. Bu başarı Türk milletinin başarısı.